Tekrar merhaba. Demo projemizin ismi Bypassing Filters ve Visual Studio Community ortamında yüklü. Her zamanki gibi uygulamamızın dizin yapısını sağ tarafta Solution Explorer'da görebiliyoruz. Demoya geçmeden önce kare liste kullanmak anti paterni dersini izlediğinizden lütfen emin olun. Her ne kadar o dersi takip etmeseniz de bu demo anlaşılır. Ancak derste anlatılan cross-site scripting zafiyeti ile ilgili bir parça da olsa bilgi sahibi olmanız işinizi burada kolaylaştıracaktır. Her neyse, kurgumuz ünlü insanlardan alıntıları arayabileceğimiz bir uygulamayla alakalı. Kodu analiz etmeden önce projeyi çalıştıralım. Tamam. Mesela Bob Marley'in kayıtlı herhangi bir ünlü sözü var mı yok mu diye bakmak istiyorum. Arama kutusuna Marley yazıp search butonuna tıkladığımızda sözlerinden biri ekranımıza düşüyor. Gayet güzel ama gelin şimdi bir saldırganı taklit etmeye çalışalım. Uygulamada cross-site scripting yani kısaca XSS zafiyeti olup olmadığını test etmek için alert kutucuğu gösterecek bir skripti Metin kutusuna ekliyorum. Search butonuna tıklar tıklamaz dönen cevap içinde demin yazmış olduğum scriptin yansıtıldığını görüyorum. Dahası alert javascript fonksiyonu çalıştığından yazdığım scriptin cevap içerisine basit bir text olarak değil HTML olarak yazıldığını anlıyorum. Bu duruma zaten XSS deniyor. Yani işin içinde bir döngü mevcut. Kullanıcı uygulamamıza bir girdi gönderiyor ve yazılımımız da bu girdiyi aynı kullanıcıya veya başka kullanıcılara tekrar geri gönderiyor. Bu akışı herhangi bir ekseses zafiyetinin ayırt edici özelliği olarak da görebiliriz. Ekseses zafiyetini kullanarak bir hackerın neler yapabileceği konusu basit bir Google araması ile bulabileceğiniz kaynaklarda var. Ancak bu eğitimde bu detaya girmeyeceğiz. Yine de kara liste kullanmak antifatenli dersimizde verdiğimiz MySpace solucanı bu konuya güzel bir örnek olabilir. Bunun dışında burada kötü amaçlı bir kullanıcının XSS ile neler yapabileceğinin örneklerine değinmeyeceğiz. Onun yerine bu güvenlik hatasını düzeltmek için kullanılabilecek spesifik bir önlem tekniği göreceğiz. Tekrar projemize gidelim. Hatayı Problemin çıkabileceği bütün kod kısımlarında düzeltmek yerine uygulamamıza gelen bütün girdiler üzerinde çalışacak bir güvenlik filtresi geliştirmeye çalışacağız. Bunu yapmak için Filters dizinindeki Security Action Filter CS dosyasını açalım. On Action Executing metodunu genişletirsek bu filtrenin akış mantığını bulabiliriz. Gördüğünüz gibi iki adet for each ifademiz var. İlki URL sorgu kısmı ile gönderilen bütün parametreler için çalışırken, ikincisi ise bize HTML formları gibi yollardan gelen HTTP POST parametreleri için çalışıyor. Bu parametrelere 27. satırda yaptığımız gibi bir regex kuralı uyguluyoruz. Filter regex değişkeni projenin kök dizininde bulunan AppSettings.json ismindeki yapılandırma dosyasından geliyor. Eğer regex kontrolümüz başarılı olursa, isteği kesip kullanıcıyı hata sayfasına yönlendiriyoruz. Dolayısıyla filtremiz kaliteli bir regular expression ifadesinden oluşursa, uygulamada herhangi bir yerde oluşabilecek cross-site scripting zafiyetini kolaylıkla engelleyebiliriz. Güzel bir hedef. O halde App Settings dosyasını açıp filtre regex'i yazalım. Muhtemelen bunlardan biri script olabilir. Ne de olsa az önce xss testi için aynı stringi kullandık. Bu paterni regex olarak yazalım. Test etmek için uygulamamızı bu şekilde çalıştıralım. Bunun için yeni sekmeyi kapatıp sonra aynı arama değerini kullanıp search butonuna tıklıyorum. Bu sefer uygulamamız skripti çalıştırmak yerine bizi hata sayfasını önlendiriyor. Eğer geri gidip arama stringi olarak marley'i kullanırsak orijinal alıntıyı da görebiliriz. Demek ki geride kötü olduğunda yakalayabiliyoruz ama kötü olmadığında izin veriyoruz. Gerçekten böyle mi acaba? Hacker şapkamızla başka bir şey daha deneyelim. Daha önce kullandığımız excess string'ini kullanalım. Ancak bu sefer İlk S karakterini büyük harf yapalım ve Search butonuna tıklayalım. Maalesef filtremizdeki regex bu sefer kötü stringi yakalayamadı ve XSS tekrar oluştu. Peki şimdi ne yapmalıyız? Tabii ki filtremizi geliştirmeliyiz. Yapılandırma dosyamıza geri gidelim ve bazı değişiklikler yapalım. Bütün stringi siliyorum ve sadece küçük tür karakterini bırakıyorum. Yani bu şekilde filtremiz bütün HTML elementlerini reddedecek. Bayağı sıkı bir gelişme değil mi? Uygulamamızı test etmek için tekrar çalıştıralım ve daha önce kullandığımız her iki access string'ini de deneyip sonuçları görelim. Gördüğümüz gibi iki string de hata sayfasına yönlendiriliyor. Sanki en sonunda problemimizi çözdük gibi duruyor. Ancak durum böyle değil. Projemizin kök dizininde bir readme dosyası var. İçinde de filtremizi atlatıp xss oluşturabileceğimiz bir string mevcut. Dosyayı açalım. En sondaki stringi kopyalayıp uygulamamızda kullanacağım. stringi kullanıp search butonuna tıkladığımda bir kez daha güvenlik filtremizi atlatabildiğimizi görüyoruz. Ve atlatmak için kullandığımız değerin karmaşıklığına bakarsak bu sefer görünen o ki filtremizi yenilemek için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Aslında bu noktada artık güvenlik filtresinin işe yaramadığını anlamış olmamız gerekir. Çünkü bu metodoloji bir kara liste denetimi olduğundan maalesef atlatılmaya her zaman açık. Onun yerine beyaz liste denetimini kullanmalıyız. Tekrar projemize giderek Controllers dizinin altındaki Home Controller CS dosyasını açıyorum. Burada search action metodunun search girdi değerini aldığını ve işlediğini görüyoruz. Kodu açtığımızda search değişkenine null kontrolünden fazlasını yapmamız gerektiğini anlayabiliriz. Asıl yapmamız gereken kullanıcılarımızdan nasıl bir search değeri beklediğimizi tanımlamaktır. Mesela arama değeri belirli uzunluk kısıtlamaları olan alfanümerik değerlerden oluşabilir. Veya kabul edilen format bundan biraz daha karmaşık olabilir. Ne olursa olsun beyaz liste kullanmak her zaman kara liste kullanmaktan daha iyi bir alternatiftir. Bu demoyu bitirmeden önce Evet, beyaz liste kullanmak XSS zafiyeti için daha iyi bir alternatif olabilir. Ama uygulamamız %100 güvenli hale de getiremeyebilir. Dolayısıyla beyaz liste denetiminin yanında mutlaka doğru encodingin de kullanıldığına emin olmalıyız. Bu konuyu girdi denetimi stratejileri dersinde daha detaylı işleyeceğiz.